Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden, özellikle doğasıyla, kültürüyle, lezzetleriyle ve her şeyle bizleri bizden eden bir ilimiz ve ilçemiz Şanlıurfa Karaköprü'den sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle hanımların, aslında beylerin de dikkatini çekmesi gereken bir isim var. Özellikle de bu bir hanım girişimci ve eşiyle birlikte burada harikalar yaratıyorlar. Emine Eren hanımefendi ile beraberiz. Emine Hanım'ı tanıtacağım sizlere. Emine Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bizleri burada güler yüzünüzle ağırladığınız için çok çok iyiyiz. Hatta teşekkür ederiz. Emine Hanım, sektör atılımımız nasıl oldu? Maceramız nasıl başladı? Bizleri biraz bilgilendirir misiniz? Şöyle başladı açıkçası. Yani çok erken yaşlarda başlamadım. Sonra hani kuaförlüğü çok sevdiğim için, saçlarla uğraşmayı çok sevdiğim için başladık. Bir şekilde çalıştım. Daha sonra kendi işletmemi açtım. Urfa'da ilk işletmemi açtım. Böyle devam ettim. Sizler buraya gelen danışanlarınıza ne gibi işlemler sunuyorsunuz? Buraya geldiklerinde kimler nelerden faydalanabilir? Şöyle söyleyeyim, ilk başta bu kapıdan içeriye giren hanımlar, özellikle hanımları söyleyeyim, biz beylere de hizmet veriyoruz ama ilk önce hanımlardan başlayalım. El ayak bakımından, saç bakım hizmetlerine, lazer epilasyondan, kalıcı makyaja, her şeyi, hemen hemen bütün hizmetleri veriyoruz ve mutlu bir şekilde göndermeye çalışıyoruz. Peki en çok rağbet gören işlem nedir? Yani hepimizin aklı, özellikle de bu bölgeler çok fazla sıcak. Güneş lekeleri oluşabiliyor ya da lazer sorunlarımız olabiliyor. Hanımlar da hoşlanmıyor bunlardan. Beyler kısmına geleceğim, orası çok dikkatimi çekti ama öncelikle rağbet gören, en çok istek gören işlemlerden bahsetmek istiyorum. En çok rağbet gören lazer epilasyon. Özellikle sizin de dediğiniz gibi Urfa'nın hava şartlarından dolayı ciltte oluşan güneş lekelerinden dolayı hani cilt bakımı da bayağı bir rağbet görüyor. Peki cilt bakımında evet, hepimiz bir sorun yaşıyoruz. Sorun yaşadıktan sonrasında aslında uzmanlara danışmayı tercih ediyoruz. Yani sorun yaşamadan önce dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Kesinlikle güneş kremi. Urfa'da özellikle güneş kremi kullanmak şart. Özellikle danışanlarımızın da evde sonra uygulaması gereken bir takım ürünler olması gerekiyor. Danışanlarımız buraya geliyor, cilt bakımına giriyor ama orada bitmiyor. Eve gidip evde de muhakkak düzenli bir şekilde ciltlerine uygun ürün kullanmaları gerekiyor. Bunlarla alakalı vermiş olduğunuz detaylı bilgiler için sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz çok fazla önemli. Özellikle sizleri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da izleyen izleyicilerimiz, belki sizlere danışan olmak isteyen, sizleri danışman olarak kendine almak isteyen izleyenlerimizi de bu şekilde aydınlatmış olalım. Peki lazerde nelere dikkat etmeliyiz? Hepimizin aklında lazer cildimi yakar mı? Tüy sorunlarım biter mi? Tamamıyla kesin çözüm, bir daha ömrüm boyunca tüyüm çıkmayacak gibi düşüncelere kapılabiliyoruz. Bunlarla alakalı da aydınlanmak isterim sizler. Bu konu aslında çok önemli. Şimdi bir kere danışanlarımızın beyninde şu var, işte 10 seans girdik %100 bitsin vesaire. Bunlar değil, bunlar kesinlikle, hani hele de bayanlarımızın hormonsal yapısı sürekli değiştiğinden dolayı muhakkak yılda bir de olsa, 6 ayda bir de olsa bir rütüş geçmeleri gerekiyor. Yani 10 seans, 12 seanstan sonra muhakkak rütüşleri olması lazım. Hiçbir cihaz %100 sonuç vermiyor. Lazer epilasyon özellikle uzman estetisyenler tarafından yapıldığı zaman güzel sonuçlar alınır, yanma da olmaz. Ben kalıcı makyajı çok seviyorum. Kalıcı makyaj konusunda doğal olması, özellikle de kullanılan ürünün kalitesi, malzemesi, kirpiğimde, kaşımda ya da dudak renklendirmede benim için çok çok önemli. Bu konularda nelere dikkat etmeliyim ve izleyenlerimiz nelere dikkat etmeliler? Kalıcı makyajda tabii ki ürünler çok önemli. Cilt altına uygulandığı için alerji yapmaması gerekiyor cilde. Daha da önemlisi, ben bütün danışanlarımıza bunu öneriyorum. Her zaman doğallıktan yana. Hani böyle yapay durmuş bir işlemdense kendine has olan bir işlemi yapmak daha iyi oluyor. Doğal işlemler her zaman bayana daha çok yakışıyor. Evet efendim, şimdi de özellikle başta da belirttiğim gibi Emine Hanım eşiyle birlikte harikalar yaratıyor sizlere burada demiştim. Şimdi de erkeklerle alakalı bakım konularında bilgi almak için Fikret Eren Beyefendi'yi davet ediyoruz. Öncelikle şunu belirtelim. Erkekler lazer yapabiliyor. Bunda korkulacak ayıbı yoktur. Bugünkü şartlarda ihtiyaçtır. Genellikle kollar, göğüs bölümü, kol kısmı, bunlardan lazer epilasyonu yapabiliyoruz. Bunun için çekinmelerine hiçbir gerek yoktur. Erkekler de cilt bakımı yaptırabiliyor mu? Tabii ki yaptırabiliyor.
Peki lazer konusunda beylerin dikkat etmesi gereken, yani hanımlarda tabii ki bir üstün insan olarak insan vücudunda bir hormonal değişiklikler söz konusu olabiliyor. Tüyler sonuna kadar bitmiyor. Emine Hanım'dan, uzman isimden bunların desteğini aldık. Rütuşlar yapılması gerekiyor. Erkek lazerinde sonuçlar ne şekilde oluyor? Geri dönüşümleri sizlere ne oluyor? Erkeklerde lazer sonucu bayanlara nazaran daha verimli geçiyor. Sporcular, aşçılar, birçok meslek kuruluşundan gelen danışman arkadaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Sosyal medya platformlarında bizler mevcutuz. Lakin yoğunluğumuzdan bir fırsat bulabilirsek, değil mi? Ben inanıyorum burada uzman, yoğun bir kadro çalışması söz konusu. Peki son olarak sizlerin de ekran başındaki izleyenlere aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Güzelliği kalite bildik. Kaliteyi de sizinle paylaşıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Önce kendi adıma, sonra ekibim, sonra da ekran başındaki izleyenler adına. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Emine Hanım ve Fikret Bey'in yapmış olduğu bütün işler burada hem hijyenik, hem kaliteli, hem de özverili. Uzman kadrosuyla birlikte sizlere dört dörtlük bir hizmet sunuyorum.